Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 11 Ocak Pazartesi'nin bülteniyle karşınızdayım. Bugün gözümüz kulağımız Ankara'da Beştepe'deydi yılın ilk kabine toplantısında. Saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan da başladı. Masadaki en önemli konu, hepimizi en çok ilgilendiren konu, koronavirüs önlemleri. Son günlerde tedbirler etkisini gösteriyor. Vaka sayılarında da gözle görülür bir düşüş var. Vaka sayılarındaki bu düşüş acaba koronavirüs önlemlerinde bir değişiklik getirecek mi? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını merak ediyor. Arkadaşınız Betül Bilsel de Cumhurbaşkanlığındaydı bugün. Külliyedeydi ve bu soruların yanıtlarını alabilmek için son haberleri ondan alacağız. Betül, neler konuşuldu bugün kabinede? Çıkan çok önemli bir karar var mı hepinizi çok yakından ilgilendiren? Hocam öğretir, sizin de belirttiğiniz gibi en önemli kararları önümüzdeki dakikalarda, özellikle pandeminin gidişatı, alınan tedbirlere yönelik atılacak adımların en önemli açıklamalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacağız. Önümüzdeki dakikalarda kabine toplantısında yaklaşık 3,5 saat geride kaldı. Önümüzdeki dakikalarda ise Cumhurbaşkanı'nın kameralar karşısında olmasını bekliyoruz. Özellikle kabinenin toplantının en önemli gündeminin tabii ki pandemiyle mücadele olduğunu söylemek mümkün. 30 Kasım'da alınan tedbirler vardı. O tedbirler çerçevesinde hafta sonları tam sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Tabii bunun yansımaları özellikle Sağlık Bakanlığı'nın turkuaz tablosunda hasta vaka sayılarındaki düşüş olarak yansıdı. Tabii Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bilim kurulu toplantısında alınan kararları kabineye sundu. Bir gevşeme olacak mı tedbirlerde, bu merak konusu olması beklenen gevşemelerle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda özellikle 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitiminin başlayacağı tarihte bir gevşemenin söz konusu olabileceği kulislerde konuşuluyor. Buna ilişkin de en önemli ve kesin bilgiyi yine Cumhurbaşkanı açıklayacak. Öte yandan Çin'den gelen aşıların takip süreci devam ediyor. Test süreci tamamlanmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak o aşılar ve ardından da kitlesel aşılama için takviminde artık netleşmesini bekliyoruz. O takvimi de yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Betül, teşekkürler. Evet, Cumhurbaşkanı'nı bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak bütün kararları. Bir 15 Şubat var biliyorsunuz. Geçen haftadan bu yana konuşuyoruz. 15 Şubat tarihi, acaba yüz yüze eğitime başlanabilir mi? Akıllardaki en önemli sorulardan biri bu. Tabii tüm kısıtlamaların sona ermesi için sosyal yaşantımıza ve iş yerlerimize dönebilmek için hepimiz aşı olmayı bekliyoruz. Ve artık nihayet o süreç başlamak üzere. Çin'den gelen 3 milyon doz aşının analiz süreci 2 gün içinde bitecek. Testlerden sonra aşılar 81 ile doğru yola çıkacak. Peki nasıl olacak bu sevkiyat? Biz de gittik, bu soruyu sorduk. Aşıyı taşıyacaklara tabii ki. İşte cevabı. Aşıları en kısa sürede öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerine ulaştıracağız. Orada depolarda bekletilecek. Geri sayımda sona gelindi. Testlerin tamamlanmasına 2 gün var. Sevkiyatlar için de hazırlıklar tamam. Bu tırlar şimdiye kadar gördüklerinizden çok farklı. Çünkü salgını bitirmesi planlanan aşıları taşıyacak. O yüzden de nakil sırasında sürücünün yanında eğitim almış sağlık memurları da bulunacak. Bu araçlarımız -20 ile +20 derece arasında ayarlanabilir sıcaklıkta. Bu sıcaklık değerini hem uzaktan takip edebiliyoruz hem de araç içinde takip edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılarına uygundur onayı verdikten sonra belirlenen güzergahlarda aşılar dağıtılmaya başlayacak. Araçların tamamı aşıların bozulmaması için soğutma sistemiyle donatıldı. Ayrıca aşılar dağıtılırken de uydu sistemiyle saniye saniye takip edilecek ve tırlar Türkiye'nin dört bir yanına aşı dağıtacak. Aracın arızası veya herhangi bir durumunda zaten 2 saat kadar hiçbir şey olmayacaktır o aşıya. 2 saat içerisinde biz yedek araçlarla o aşıyı oradan boşaltabiliyoruz. Aşılar 81 ildeki aşı depolarında muhafaza edilecek. Aşı uygulaması sağlık çalışanlarından başlayarak huzur evlerinde kalanlar ve 65 yaş üzerindekilere kademeli olarak yapılacak. Aşı doz sayısı, dağıtım planı, ne zaman başlayacağı ile ilgili sorularınızı muhtemelen Bakan Bey'in açıklamasıyla hep birlikte öğreneceğiz. Siyasette ise gündem gergin. Gerginliğin nedeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözde Cumhurbaşkanı ifadesini kullandı. O ifade nedeniyle hem sert bir tepki gördü hem de davalık oldu. Her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz.
biz tek tek bu kurumların her birini hedef alarak itibarsızlaştırmaya, yıpratmaya çalışırsak ortada devlet diye bir şey kalmaz. Tepkilerin odağında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var ve onun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözde Cumhurbaşkanı ifadesi. Öyle ki o sözler hem mahkemelik oldu hem de siyasetin gündemine oturdu. Milletin iradesine hakaret, Cumhurbaşkanına oy veren her iki kişiden birisine hakaret, seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Gerekçe olarak da onur, şeref ve saygınlığının ihlal edilmesi ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelenmesi gösterildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Meşru Cumhurbaşkanı'na sözde, yani meşruiyeti olmayan Cumhurbaşkanı yaftasını yaftalamaya vermeye çalışırsanız çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Son günlerin en çok konuşulan, en çok tartışılan konularından biri veri güvenliği. Tartışmayı başlatan da tabii ülkemizde de çok popüler olan bir mesajlaşma anının, WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı yeni güvenlik sözleşmesi. Özetlemek gerekirse dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, kişisel verilerin, yani birbirimize gönderdiğimiz iletilerin başka platformlarla paylaşılması için onay istedi. Ancak bu istek kullanıcılar tarafından elbette hiç hoş karşılanmadı. Hatta hafta sonu boyunca dijital bir kavimler göçü yaşandı desek yeri. WhatsApp'ı silenler alternatif platformlara yöneldi. Tam bu noktada Rekabet Kurumu da devreye girdi ve hakkında soruşturma başlatıldı WhatsApp'ın. Böylece sözleşme zorunluluğu da durdurulmuş oldu. WhatsApp'ı kullanmıyorum. WhatsApp şu anda kapalı. Telegram kullanıyoruz. Rekabet Kurumu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Verilerin paylaşımını şart koşan WhatsApp hakkında soruşturma başlatıldı. Böylece sözleşme zorunluluğu da durduruldu. Büyük ihtimalle ben de kapatacağım WhatsApp'ı. WhatsApp'ın yeni sözleşmesine onay vermeyenler 8 Şubat tarihinden itibaren uygulamaya erişemeyecek. Onay verenlerse kişisel verilerinin reklam verenlerle paylaşılmasını kabul etmiş olacaktı. Ancak bu uygulamadan Avrupa Birliği üyesi ülkeler muaf tutuldu. Tartışılan noktada bu oldu. Efendim, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal'ın telefonunda özellikle kullandığı programlar var ve kendisi de efendim... Evet, ben BIP kullanıyorum. Dün itibariyle 1 milyon 200 bin yeni indirme oldu BIP'te. Mesela biz Meclis AK Parti grup olarak BIP'e geçtik. Kamuda dijital göç yaşandı. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlık WhatsApp gruplarını yerli uygulamaya taşıdı. Dünyanın en fazla kullanılan haberleşme programı WhatsApp'ın kullanıcılarına gönderdiği sözleşme siyasilerin de gündemindeydi. Efendim ne diyorsunuz o sözleşmeye? Vallahi hiç kimse vazgeçilmez değildir. WhatsApp bu dayatmasıyla aslında kendi kullanıcılarını hem kızdırmış hem küstürmüştür. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un telefonuna bakıyoruz şimdi. WhatsApp'ınız nerede? Burada. WhatsApp burada. Şurada sanki Telegram gördüm. Telegram var. Dosya aktarımında daha çok kullanıyoruz. Alternatif çok. Alternatif bulmakta sorun yaşamıyor siyasetçiler ancak beklentinin büyük bölümü de yerli ve milli bir haberleşme programı. Evet. Dün akşam indirdik ama şöyle de bir endişem var. Yani şimdi Telegram'da milli ve yerli bir sosyal medya ağı değil. O da bildiğim kadarıyla Rusya'ya ait. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutuluyoruz acaba? Yönetim siteye motosiklet girişini yasakladı. Müşteriler siparişlerini beklerken kuryeler kapıda kaldı. Siparişlerini yetiştirmek için zamanla yarışan kuryeler bu kez isyan etti. Detaylar birazdan ATV ana haberde. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünde bir numaralı şüpheli konumundaydı Ümitcan Uygun. Sosyal medyadan paylaştığı bir görüntünün ardından dün yakalanmıştı kıskıvrak. Bugün tutuklandı. Çok önemli bir gelişme daha oldu hatırlayacaksınız. Aleyna Çakır'ın tırnak arasından alınan DNA ile vücudundaki sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğu belirlenmişti. Ama o kişi belli değildi. İşte Ümitcan Uygun bugün adliyeye götürülürken narkotik polisleri cinayet büro dedektifleriyle işbirliği yaparak DNA için Uygun'un kan ve saç örneğini de aldı. Şimdi o örnekler Aleyna Çakır'ın tırnak arasından çıkan DNA ile karşılaştırılacak ve genç kızın ölümüyle ilgili büyük bir sır perdesi de nihayet aralanmış olacak.
Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı? Ben hiçbir zaman yıkılmadım. Bu rahatlık nereden geliyorsa? Her zaman ayakta olacağım. Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Kimse beni yıkamayacak. Nereden sen geliyorsun? Öldürdün. Ve Ümitcan Uygun tutuklandı. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tüm şüphelerin üzerinde toplandığı Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan cezaevine konuldu. Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı? Uyuşturucu kullandığı ve bunu da sosyal medyadan yayınlayarak uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle evine düzenlenen baskında kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Bütün bir geceyi ifade vererek geçirdi. Ardından da adliyeye sevk edildi. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarda sürekli tehditler savuran Ümitcan Uygun, emniyet çıkışında habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bu rahatlık nereden geliyorsun? Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Sen mi öldürdün? Sen mi öldürdün? Dün narkotik şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı Ümitcan Uygun. Emniyetteki ifadesi tamamlandı. Şimdi de adliyeye sevk işlemi gerçekleştiriliyor. Narkotik polisine verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Görüntülerdeki kişi benim ama görüntüler 3 yıl öncesine ait. Görüntüyü çekerken alkollüydüm. Sosyal medyaya kim verdi bilmiyorum dedi. Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Uygun sağlık kontrolüne götürülürken Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanması için de cinayet büro dedektifleriyle narkotik şube ekipleri işbirliği yaptı. Uygun'dan sağlık kontrolü sırasında DNA örneği de alındı. Çok kızdırıyorlar abla beni. Yemin ederim sana. Sabahtan beri o kadar bunaldım ki, o kadar bunalttılar ki. Adli tıp Aleyna Çakır'ın tırnak arasından alınan örnekle sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunu belirlemiş, Aleyna Çakır ölümünden önce şiddet mi gördü sorusu akıllara gelmişti. Tabii ilk şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun'du. DNA örneği bu nedenle alındı. Mahkeme kararının ardından abiyi Erol Uygun adliyeden ayrılırken olay çıkardı, gazetecilere saldırdı. Ümitcan Uygun adına açılan tüm dosyalardan yargılanacak. Emniyet 11 Temmuz 2018'de Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon yapmıştı. Adnan Oktar ve çevresindekiler o operasyonda yakalanmıştı. 2,5 yıldır devam ediyordu yargı süreci. Mahkeme bugün kararını açıkladı. Adnan Oktar için 1000 yılı aşan hapis cezası çıktı. Adnan Oktar davasında sona gelindi. Mahkeme Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Adnan Oktar özellikle televizyonda yaptığı şovlarla şaşalı hayatını gözler önüne seriyordu. Ama o parıltılı ekranın arka planında cinsel istismar, şantaj ve suç örgütü kurma gibi birçok suçlama bulunuyordu. Emniyet 11 Eylül 2018'de operasyon yapmış, Oktar ve ona en yakın isimleri yakalanmıştı. Ardından 17 Eylül 2019'da örgütün yargılanmasına başlanmıştı. Mahkeme heyeti karar duruşması için Silivri'de bulunan 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. 78'i tutuklu 236 sanığın katıldığı duruşma başladı. Birçok suçtan kaydı bulunan Adnan Oktar tam 1075 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Ayrıca 14 tutuklu sanığa ayrı ayrı 9.803'er yıl hapis ve 400'er bin lira para cezası verildi. Güzel aşkımla yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tutuklu sanıklar Tarkan Yavaş 211 yıl, Oktar Babuna ise 186 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir kadına şiddet haberiyle devam edeceğiz. Dile getirirken tüyleri diken diken oluyor insanın ama tekmelerden, yumruklardan bahsediyoruz. Bu çirkin saldırının hedefi olan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı ve inanması güç ama şikayetçi olmadı. Bakın neden. Darp etti şu kızcağızı. Tekmelendi, tokat yedi, sürüklendi ancak kendine geldiğinde şikayetçi bile olmadı. Tekme tokat girişmiş yani. Akıl almaz olay Şişli'de yaşandı. İddiaya göre uzun süredir anlaşmazlık yaşayan çift beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. İki sevgili arasında başlayan o tartışma dışarı taştı. Genç kadın can havliyle kendini dışarı attı ve kaçmaya başladı. Ancak erkek arkadaşı onu yakaladı, tekme atıp tokatlamaya başladı. Bu şiddet ta ki genç kadın bayılana kadar sürdü. Genç kadının sokak ortasında şiddet
gördüğünü tanık olanlar saldırgana müdahale etti. Bu sırada genç kadın kendine geldi ve kaçmaya başladı. Saldırgan onların elinden kurtuldu ve kız arkadaşına tekrar saldırdı. Kafasını arabaya camama vurmuş. Polis ekipleri saldırganı yakaladı. Gözaltına alınacağını fark eden adamsa taşkınlık çıkardı. Ben sesini duydum, baktım ama anlamadım ne olduğunu. Nasıl hali? Sadece o kadının biraz önce kendini kurtarmasını istiyorum. Darp edilen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi olmak yerine hiç beklenmedik bir şey yaptı. Şikayetçi olmamış. Akşamüstü geldiler, yine bağırıp çağırdılar, tekrar içeri girdiler. Çevre sakinlerinin iddiasına göre tüm yaşananların sorumlusu uyuşturucu madde kullanımıydı. Uyuşturucu kullandıkları için normal bir... Hapla olan bir şeydi herhalde. Alkollü olacak şeyler değil onlar çünkü. Şaka gibi yazdık. Anlatayım neden olduğunu. Lütfen beyefendinin yüzüne de dikkatli bakın. Adana burası. O kişi eşimi vurdum diyerek polise ihbarda bulundu. Yani kendini ihbar etti aslında. Bunun üzerine güvenlik güçleri tabii harekete geçti hemen. İhbarın geldiği o eve baskın yapıldığı ki o görüntüleri de izleyeceksiniz. Evde iki kişi vardı. Biri ihbarı yapan o adam. Diğeri ise vurdum dediği eşi. Şaka gibi ama... Ortada vurulan kimse yoktu. Abiciğim bir açsana. Ha, bu tamam. Biz de bilmiyoruz şu anda ya. Geç. Bizden kafa vurayım. Hadi hadi. Tamam abi gel gel. 112'yi aradı. Eşimi vurdum gelin dedi. İhbarıyla hem sağlık ekiplerini hem de polisi alarma geçirdi. Polisi geldi. Beyefendi. Anahtar nerede? Evin anahtarı nerede? Polisi niye aradınız polisi? Ben bakkala gitmiştim. Siz eşi misiniz? Evet. Ben titriyorum. Adana'da yaşayan Ali Müjdeci eşinden 2 yıl önce boşanmıştı. Ama sık sık alkollü bir şekilde eski eşinin evine geliyordu. Bu kez eşini rahatsız etmekle kalmadı, eşimi vurdum ihbarıyla polisi harekete geçirdi. Beyefendi kaç sokaktasınız? 22 yok ki. 22 yok mu sokakta? Uzun uğraşlar sonucu adres belirlendi. Polis tam damdan içeri girecekti ki kapı açıldı. Açtı açtı. Kim aradı? Ha, bu tamam biz de bilmiyoruz şu anda ya. Geç. Bizden kafa vurayım. Hadi hadi. Tamam abi gel gel. Karşısında polisi bulan adam bir hayli neşeliydi. Eski eşinin ise olup bitenden haberi dahi yoktu. Ne adamı? Gitmiştim. Evet. Geldim, bu baktım orada içiyor. Ben de oradan koltuğa giremedim, ya. Öbür kapıdan girdim. Bana bir şey yapmadı. Bir sıkıntı yok değil mi abi? Yok. Bir şikayetiniz de yok. Yok. Sahte ihbarla polisi alarma geçiren adam gözaltına alındı. Acil ayakkabını giy. İçiyor, öyle geliyor. Yani bizimize dövme şeyi yok. Aç. Kaçın olayı açın. Şimdi bu haberde de alkol başrolde. Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı. İddiaya göre alkollüydü. Kazayı haber alan arkadaşları hemen koşup olay yerine geldi. O arkadaşları ceza yemesin diye de suçu üstlenmeye kalktılar. Polis durumdan şüphelendi. Şoförün kim olduğu bakın nasıl ortaya çıktı. Şoför kim? Diğer şoför burada Ferit abi. Bu arkadaş mı? Evet. Arkadaşlarını cezadan kurtarmak için her şeyi yaptılar. Polis gelene kadar yedek sürücü de ayarladılar. Ama gazetecilerin kameralarını hesaba katamadılar. Şimdi indirecekler zaten. O yanındaki de sürücüydü. Zonguldak Ereğli'de alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşları hemen olay yerine koştu. Alkollü arkadaşlarını kurtarmak için polise yalan söylediler. Güzel kardeşim bak son kez soruyorum. Arabayı sen mi kullanıyorsun? Gazetecilerden kayıt alacağım. Tamam oğlum. Gerçeği ortaya çıkaransa gazetecilerin kamera kayıtları oldu. Şimdi indirecekler zaten. O yanındaki de sürücüydü. Kaza yapan sürücü arkadaşının otomobilinde gizlenmişti. Amacı kaçmaktı ama başaramadı. Araçta kim var? Araçta arkadaşım var, ondan beraber geldik. Kamera kayıtları var gazetecilerde. 322 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu. İstanbul'da Pendik'te bir apartman dairesine kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Biliyorsunuz kısıtlamalar var. Bina abluka altına alındı. Bunu fark eden kumarbazlar da kaçmaya başladı. İlk kaçtıkları yer çatı oldu. Çatıya saklandılar. Ama yakalanmaları uzun sürmedi. İçlerinden birinin savunması bir hayli ilginç. Geç 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 geç. Tamam orada. Geç içeri geç. Geç içeri. Geçin içeri. Var mı yukarıda biraz? Var var. Kumar oynarken basıldılar, hep birlikte çatıya kaçtılar. Çatıya gidiyor ya, seni aç aç.
Yakalanınca da türlü bahanelerle kendilerini savundular. Ne yapıyordunuz çatıda? Geziyordum, hava alıyordum. İstanbul Pendik'te kumar oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Çatıya çıktınız mı siz de? Yok yok. Peki bu arkanızdaki kuş pisliği ne? Durumun farkına varanlar çatıya çıktı ama polisin radarından kaçamadı. Aç kapıyı. Ekipler çatıdakileri tek tek indirdi. Çatıdaki inançlar, çatıdaki! Gel buraya, görüyorsun sen, gel buraya! Ne yapıyorsun burada? Ancak kim ileri gizlenmekte ısrarcıydı. Gel bakayım sen de, gel! Gel buraya! Sen ne yapıyorsun burada ya? Niye kaçıyorsun sen? Neden kaçıyorsun? İçlerinden biri polisi atlatmak için tam 3 saatini çatıda geçirdi. Görüyor seni, gel buraya, gel! Ya bak, şeyden çatıdan düşeceksin, seni görüyoruz, gel buraya, gel! Seni almadan gitmeyeceğiz. Gel gel. Cezadan kaçmak için girdikleri zahmet bir işe yaramadı. Gel 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 gel. Tamam. Bu kadar sağ ol. Gel İlhan, değer mi bu kadar beklemene? Kalk bak, iyice hasta olacaksın. Gel buraya. Yavaş yavaş. Sürünerek gel, sürünerek. O 19 kişiye toplamda 59.850 lira para cezası kesildi. Kumar için değer mi bu? Yok. Değmez. Gel buraya. Yukarı çıkın, lütfen yukarı çıkın. Yapacak bir şey yok yani. Sadece ceza yememek için. Başka derdim yok yani. Şey, yapacağız, evine duracağız, ev oynayacağız. Salgınla birlikte internetten alışveriş yapanların sayısı bir hayli arttı biliyorsunuz. Hepimiz öyleyiz. Tabii kargocuların ve kuryelerin iş yükü de arttı. Ama bazı sitelerde kuryelerin motosikletle içeri girmelerine izin verilmiyor. Büyük sitelerden bahsediyorum. Bu da zamana karşı yarışan kuryelerin siparişleri vaktinde teslim edememesi demek. İzmir'de bir grup kurye işte bundan yola çıkarak bu durumu protesto etmek için bir araya geldi. Site yönetimlerinin kararına tepki gösterdiler. Yönetim buraya! Motosiklet ile içeriye alınmıyoruz. Hızlı kullanıyorlar motorları. Ağır yükler taşıyoruz, damacana taşıyoruz. Sonuçta onların da işlerini yapabilmesi için girmeleri gerekiyor. Bir tarafta pandemi döneminde iş yükleri bir hayli artan motorlu kuryeler, diğer tarafta onları içeri almayan site yönetimleri. Kuryecilerin isyanı büyüyor. Örneğin bakın, şimdi bir motorlu kurye geldi ama sitenin içerisine alınmıyor motosikletiyle. O yüzden motosikletini burada bıraktı. Şimdi içeriye siparişlerle birlikte kendisi gidecek ya da müşteri buraya gelecek. Yağmur yağıyor, paketimiz ıslanıyor. Yani oldukça sorun yaşıyoruz. Tamam, ben bloktan gelmişiz. Yemek almaya gelmişiz. Yani yapacak bir şey yok. Siz de zararsızsınız bu durumda. Tabii. Bizim motordan çıkardığımız sipariş site içerisinde yürürken çamur oluyor, ıslanıyor, soğuyor. Müşteriler şikayet ediyor. Motorlu kuryeler İzmir'de eylemdeydi. Nedeni birçok sitenin kuryeleri motorla içeri almaması. Öyle olunca yürüme mesafesi artıyor, bu da vakit kaybına sebep oluyor. Site yönetimleri ise hız sınırını aşmalarından şikayetçi. Şimdi sitenin araç yolu var, bisiklet yolu var. Orada hız sınırını aştılar. En arka bloklara gittiğimizde giriş çıkışımız hemen hemen 8-10 dakikayı görür. Çok geç kalıyoruz yani. Yürüyoruz. Bu sefer patron yolda arıyor. 5 kere arıyor. Neredesin? Neredeyim? Yürüyorum. Anlatamıyoruz bunları. Site yönetimleri böyle karar aldı. Kuryeler de bu karara tepki gösteriyor. Peki sitede oturan vatandaşlar ne düşünüyor? Bu kararı destekleyenler de var, karara karşı çıkanlar da. Defalarca uyarıldı buraya gelen kurye arkadaşlarımız. Hızlı kullanıyorlar motorları. Bu da güvenlik problemi yaratıyor sitede. Bu pandemi sürecinde herkes zaten internetten sipariş veriyor. Bir süre sonra kuryeler bu siteleri kara listeye alacak ve sipariş getirmemeye başlayacak. Adana'da iki hırsız bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırdı, içeri girdi. Hedeflerinde içinde 18 kilogram altın bulunan kasa vardı. Hesaba katmadıkları şey güvenlik kamerasıydı. Yanlarında oksijen tüpü getirmişler. Hırsızların kuyumcuya girmesiyle polisin dükkanın önüne gelmesi bir oldu. İkili suçüstü böyle yakalandı. Saat 2 civarında güvenlik şirketimizin dükkanımıza hırsız alarmı aldığını belirterek bize bilgi verdi. Adana'daki kuyumcu soygunu girişiminde bilgi sadece dükkan sahibine değil polise de verilmişti. Hırsızların kuyumcuya girmelerinden sadece 8 dakika sonra polis bölgeye geldi. İkili tam o sıra oksijen tüpüyle içinde 18 kilogram altın bulunan kasayı açmaya çalışıyordu. Polis seslenince neye uğradıklarını şaşırdılar.
Suçüstü yakalanan zanlılar gözaltına alındı. Her ikisi de adliyeye sevk edildi. Hayatımız, her şeyimiz, canımız, malımız, bütün geleceğimiz, dükkanımız. Bir başka hırsızlık haberinde sıra ama bu kez çok daha büyük bir şebekeden bahsedeceğiz. Çünkü 4 hırsız gözlerini kestirdikleri kuyumcu dükkanlarını soyup milyonlarca liralık vurgun yaptı. Ama sonunda yakalandılar. Üstelik çaldıkları kasa kasa altınlarla birlikte. Bakın onlar ne kasası. Beş ayda 14 farklı kuyumcuyu soydular, 10 milyon liralık vurgun yaptılar. İstanbul Emniyeti peş peşe gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. İhbarların geldiği yerlerdeki güvenlik kameraları takibe alındı. Son olarak gözlerine kestirdikleri bir kuyumcu dükkanına giren yüzleri maskeli 4 hırsız içeride ne var ne yoksa çuvala doldurdu, ardından da kaçtı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen hırsızlar polisin eş zamanlı operasyonuyla evlerinde kıskıvrak yakalandı. Aç kapıyı polis. Çabuk aç. Çabuk aç. Aç kapıyı aç. Yat yere, bir şey olmayacak. Yat yere, hiçbir şey yok. Başka kimse var mı? Eve yapılan baskında 5 milyon lira değerinde altın ele geçirildi. 14 farklı soygundan milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlenen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde bulunan altınlarsa sahiplerine geri verildi. Yalova'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir adam AK Partili başkanlığı binasına saldırdı çekiçle. Önce tabelaya zarar verdi, ardından da camları kırdı. O anların görüntüsü de var. Çekici kaptığı gibi AK Parti İl Başkanlığı binasında tabela cam ne varsa indirdi. Aynısını bir iş yerinde daha yapmaya kalktı ama sert kayaya çarpmıştı. Çekiçli saldırganı o iş yerinin sahibi tabancayla vurdu. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 37 yaşındaki adam elindeki çekiçle AK Parti Yalova İl Başkanlığı binasına geldi. Önce tabelaya zarar veren adam daha sonra da camları kırdı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli başka bir sokakta bulunan bir iş yerine de saldırdı. O iş yerinin sahibi çekiçli saldırganı ateş etti. Sırtından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Polis ateş açan iş yeri sahibinin peşinde. Ve Amerika tarihinin en utanç verici görüntülerinin şokunu halen atlatmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Temsilciler Meclisi baskında sahneyi dolduranları polis teker teker gözaltına alıyor. Kanlı baskının faturası ise Başkan Trump'a kesildi. İstifa furyasının ardından Amerikan Başkanı bir kez daha azledilme, görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani diken üstünde. Görev süresinin son 9 gününde hem Trump hem de ülke tam anlamıyla diken üstünde. İstifa mı edecek, görevden mi alınacak, yoksa bu kaostan yeni bir adaylık hikayesi mi çıkaracak? Beyaz Saray macerasının bitimine günler kala Donald Trump keskin bir yol ayrımında. Temsilciler Meclisi baskını sonrası demokratların öfkesi dinmiyor. Biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların sorumlusu Trump olarak görülüyor ve tam anlamıyla hedefte. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Trump için ulusal bir tehdit diyor ve bir an önce görevden alınması gerektiği görüşünde. İstifa çağrılarının tek adresi demokrat kanat değil, cumhuriyetçiler de birer birer sırtını dönüyor Amerika Başkanı'na. Azil talebi haftanın ilk günü meclis gündemine getirilecek. Ama buna rağmen görev devrine kadar süreç tamamlanamayabilir. Trump yeni dönemde tekrar aday olmayı planladığı için demokratlar görevi bitse de durmayı düşünmüyor. Bir Amerikan başkanının ikinci azil süreci Amerikan tarihinde bir ilk.
Trump'a tepkinin bir başka görüntüsü de bu. Slogan atanları ıssız bir noktada indirmekle tehdit eden pilot da Amerika'nın gündeminde. Ülkede bir başka meclis baskını girişimi daha çıktı ortaya. 21 Aralık'ta Oregon'da Cumhuriyetçi parlamenter Mike Neerman, aşırı sağcı göstericilere deyim yerinde ise kapıyı tutuyor. Baskını güvenlik güçleri son anda engelliyor. Amerika Trump'ın son 9 gününde hala diken üstünde. Demokrasinin beşiği sallanıyor. Pandeminin hayatımızda yaptığı bir diğer önemli değişiklik iletişim yöntemlerimiz tabii. Yüz yüze sohbetler, misafirlikler, eğlenceler bir şekilde geri dönecek elbette umarız ama onlar geri dönene kadar iletişimimizi dijital platformlar üzerinden sürdürüyoruz. Malum son dönemdeki güvenlik endişeleri nedeniyle de yerli uygulamalara rağbet arttı, aktardık. Durumu takip etmekte, gözlem altına tutmakta fayda var. ATV Haber reklamlardan sonra kaldığı yerden devam edecek. ATV Haber devam ediyor. Hafta sonu yağmurlu bir hava vardı İstanbul'da, hatta bazı yerlerde aralıksız yağdı. Bu da elbette barajlara olumlu yansıdı. Barajlardaki doluluk oranı %2'ye yakın yükseldi. Yeterli mi? Elbette değil. Çok düşük bir oran gibi gelebilir. Ama bu oran daha da yükselecek gibi görünüyor ilerleyen günlerde. Çünkü kar kapıda. Çarşamba kar yağacak desem? İnşallah. Pek inanasım gelmiyor. Sular azalıyor biliyorsunuz. Yani iyi bir şey olur. İki gün yağmur yağdı. İstanbul'un bir haftalık suyu daha oldu. Barajlardaki doluluk oranını yaklaşık 2 puan kadar arttırdı. %2'lik dilim bile aslında İstanbul gibi bir metropol şehirde çok bir yüksek oran değil. Beklenen mevsim yağışlarının düşmemesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi oldukça geriye çekilmişti. Ama son 2 gündür yağan yağmur İstanbulluyu sevindirdi. Barajlardaki su seviyesi %19'lardan 21'lere yükseldi. Üstelik meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de yağış var. 10 günlük soğuk periyodun içerisine giriyoruz. Barajlardaki doluluk oranları gittikçe artacak. Burası Ali Beyköy Barajı'nın hemen yanı başındaki bataklık arazi. Burada su bile yoktu ama son 2 gündür yağan yağış sayesinde burada da su görülmeye başladı. Ocak ayı yağışlarının 130-140 kilograma kadar çıkacağını gösteriyor. Bu da barajlardaki doluluk oranının %30'lar seviyesinde de getirme olasılığı. Ali Beyköy Barajı'ndaki su seviyesi geçtiğimiz yıl arkamdaki surların 1/3 seviyesine kadar yükseliyordu. Ama yağışların düşmemesi nedeniyle oldukça geriledi. Şimdi çarşambadan itibaren 5 günlük bir yağış dalgası bekleniyor. Eğer İstanbul'a kar düşerse barajlar belki de eski seviyesine kavuşabilecek. Hafta ortasından itibarense kar geliyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gece başlayacak. Perşembe sabahı sahilde kar görmek bile mümkün olacak. Ve bu soğuk hava sistemi ayın 22'sine kadar devam edecek. 25'inden sonra uzun vadede gözüken bir soğuk hava dalgası daha gözüküyor ki bunlar hep işte kışın o özlediğimiz, beklediğimiz kar yağışının habercisi. Kar lastiklerinin, zincirlerinin yanlarında bulunmaları gerekiyor. Ege ve Akdeniz uzun zamandır görmediği sıcaklık değerlerini görecek eksi olarak. Umarız öyle olacak. Galiba dünyanın ayarlarıyla fazla oynadık. Buradan bu çıkıyor. Bir yanda kuraklığı konuşurken diğer yanda Avrupa ve Amerika'yı kasıp kavurmaya hazırlanan bir fırtına var çünkü. Bilim insanları bu doğa olayına kutup girdabı diyor ve uyarıyor. Sıcaklık sıfırın altında, dikkatli dinleyin lütfen, 50-60 dereceyi bulabilir. Sıfırın altında. Peki bu ürkütücü fırtına Türkiye'yi de etkisi altına alır mı? Cevabı haberimizde. İspanya'yı kasıp kavuran kar yağışı korkunç bir fırtınanın habercisi olabilir. 2014 yılında Avrupa ve Amerika'da zor günlere sebep olan kutup girdabı yine kapıda. Sıcaklık yine sıfırın altında 50-60 dereceyi bulabilir. Kar kalınlığı aynı şekilde yolları kapatırsa pandemiden sonra bu kez de fırtına yaşamı durma noktasına getirecek. Onlarca belki de yüzlerce kişi ölümle burun buruna gelecek. Dondurucu soğuk koronavirüs kaynaklı ölümleri de arttırabilir.
Peki etrafındaki her şeyi buzdan birer heykele çeviren bu kutup girdabı nasıl meydana geliyor? Kutup dairesi çevresinde esen kuvvetli rüzgar okyanustan gelen nemle birleşince dondurucu soğuk ve fırtına ortaya çıkıyor. Meteoroloji uzmanları da pür dikkat fırtınaya odaklandı. Özel yayınlarla halkı bilgilendirmeye çalışıyor ve uyarıyorlar. 2014 kadar kötü olmasa da ciddi bir fırtına yolda. Daha pandemiyi atlatamadan kapıya dayanan kutup girdabı tehlikesinin tek iyi tarafı kuraklığa çözüm olması ihtimali. Fırtınanın Türkiye'yi de etkisi altına alması ihtimal dahilinde. O güne yaklaştığımızda zaten haberleri aktaracağız. Suudi Arabistan ve sel kelimeleri pek yan yana gelmez ama sel oldu Suudi Arabistan'da. Akıntıya kapıldı bir genç ve bir grup el uzattı ona. İşte sonrası. Ya ilahe illallah, vahid garip. Akıntıda metrelerce sürüklendi, yardımına çevredekiler yetişti. Suudi Arabistan'da kuvvetli yağış sonrası sele kapılan bir genç nehirde yardım çığlıkları atarken fark edildi. Onu görenler izlemek yerine hemen harekete geçti. Su çok hızlıydı ama yılmadılar. Gözden kaybolmaması için koşuyorlardı. İçlerinden biri hemen bir ip buldu. Bir başkası ise suya girdi. Cesur grup el birliğiyle onu kenara çıkardı. Genç ölümün eşiğinden kurtulabildiği için şanslıydı. Ankara'da dün akşam bir deprem oldu. Merkez üssü Kalecik depremin. Büyüklüğü ise 4,5. Depremin şiddetiyle bazı köylerde ahırların duvarları yıkıldı. Evlerde derin çatlaklar oluştu ama neyse ki can kaybı ya da yaralanan yok. Ne oluyor Bismillahirrahmanirrahim. 60 yaşındayım, böyle bir şey görmedik yani. Kalecik'te olan depremlerin içerisinde en şiddetli olanı buydu. Aşağı indik paldır küldür. Millete baktık hep dışarı dökülmüş. İşte Ankaralıları gece yarısı sokağa döken sarsıntının görüntüsü ve kaydedilen ürpertici sesi. Şu anda dışarılara düştük. Evet. Çoluk çocuk hepsi dışarıda. Ahırlarda bazı yıkılmalar ve çatlaklar söz konusu. Bir anda bir ileri bir geri bir sağ bir sol derken sonra aşağıda bulduk kendimizi. Balkondaydım, çatır çatır etti. Bu şey deyince nereye çıkacağımıza şaşırdık. Ankara'ya 60 kilometre mesafedeki Kalecik ilçesiydi depremin merkez üssü. Çevre illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Depremde en çok zarar Kalecik'e bağlı Gölköy mahallesinde yaşandı. Burada bir ahır var. İçeride de 20 kadar keçi bulunuyor ve hemen önündeki bu duvar dışa doğru yıkıldı. İçeride hayvanlarda herhangi bir problem yok ama çatısı da eğilmiş durumda. Vallahi burası işte depremde uçmuş. Hayvanlarım var içeride. Vallahi korktuk, ne olduğunu bilmedik. Kendimizi attık dışarıya. Gölköy mahallesinde sadece yıkıntı değil aynı zamanda dev yarıklar da oluştu. İşte bir ev ve yanında ahır bulunuyor ve ikisini birleştiren duvarda genişçe bir yarık oluştu. 4,5 büyüklüğündeki deprem bir bilim adamının yer altını dinlediği anlarda yaşandı. Kaydedilen ses ürperticiydi. Birden bir gümbürtü oldu. Çocukları kaptım, dışarı çıktım. Binanın çatırdadığını hissettik. Depremin ardından yaklaşık 3 saat geçti. Şu anda saatler gece yarısı 1.30'u gösteriyor ve Kalecikliler hala dışarıda çünkü ard arda artçıların olmasından korkuyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Korkudan duruyoruz burada da. Hamsi azaldı haberlerini yapıyoruz. Bu nedenle yasak da getirildi avlanmasına. Fiyatlar da yükseldi. Ama fatura kime çıktı biliyor musunuz? Sonuçta şimdi izleyeceksiniz. Kural dışı avlananlara değil, yani insana değil de Yunus'a. Yunusların Karadeniz'deki hamsi popülasyonunun azalttığını... Çok talihsiz bir açıklama. O açıklama bizi çok üzdü. Yunusları kimse avlayamaz. Gerekirse avlatılacak yani, eğer öyle bir durum varsa. Karadeniz'deki hamsi kıtlığının faturası Yunuslara kesildi. Eğer ne kadar uluslararası normlarda biz bunu koruma altına aldıysak da eğer ciddi şekilde diğer stoklara zarar veriyorsa o zaman da müdahale etmemiz gerekiyor. Pandemi sürecinde kısıtlamalar artınca deniz trafiği azalmış, İstanbul Boğazı Yunuslara kalmıştı.
Doğanın iyileşmesi olarak yorumlanan o görüntüler şimdi hamsilerin azalma sebebi olarak gösteriliyor. Hamsi avlıyoruz, mezgiti avlıyoruz, istavriti avlıyoruz. Yani ekonomik olan diğer bütün balıkları avlıyoruz. Avlayamadığımız hangisi? Yunuslar. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ancak denizlerdeki canlılık her geçen gün azalıyor. Bunun nedeni kimine göre trol avcılığı, kimine göre ise gırgır avcılığı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir akademisyenin Yunusların Karadeniz'deki hamsi popülasyonunu azalttığını gerekçe göstererek avlanma önerisi vatandaşların ve uzmanların tepkisini çekti. Çok talihsiz bir açıklama. O açıklama bizi çok üzdü. Yunusları kimse avlayamaz. Balık stoklarının azalmasının da suçlusu Yunuslara cezası kesilemez. Onu diyeceğine gırgırlara laf etsin. Onu diyeceğine trollere laf etsin. Bir başka iddiaya göre ise Yunuslar balıkçı ağlarını tahrip edip teknelerin boş dönmesine sebep oluyor. Afalina türü dip uzatma ağlarına, küçük balıkçının ağlarındaki balıkları yerken hem ağlara zarar veriyor hem de balıkları yiyor. Fakat bu tabii balık stoğunun azalmasıyla alakalı. Hayvan balık bulamadığı için bunu yapıyor. 30 yıl evvel, 40 yıl evvel böyle bir sorunu yoktu. Bu sorunu yaratan biziz. Boğazı tahrip etti. Balık buradan aşağı inemiyor. Yemini alırsan o balık neyle beslenecek? Hamburger mi yiyecek? Yediği istavrit, hamsi. Hamsiyi alıyorsun ufaktan. Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük. Hamsilere afalina türü Yunus'tan daha fazla zarar verense troller olarak görülüyor. Yunus popülasyonu hamsiyle hiçbir ilgisi yok. Tamamıyla trolları bitiriyor. Bunu görsünler lütfen. Yunus'un midesindeki balığa göz dikmek abesle iştigaldir. Yani sorun Yunus değil, insan aslında. 32 yaşındaki Medine Hanım ikiz bebeklerini kucağına alacağı günü bekliyordu ki koronavirüse yakalandı. Covid-19 testi negatife dönmesini bekledi ve 3 gün sonra doğum alındı. Doğum yaptığım takdirde pozitif olursam yoğun bakımda yatacağımı, çocuklarımın direkt küveze alınacağını, bu sürecin ne kadar süreceğini falan hepsi bir belirsizlikti. Hamileliğinin 35. haftasında koronavirüse yakalandı. Testi negatife döndükten 3 gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi. Çok şükür şimdi üçümüz de iyiyiz. Sağlık durumlarımız gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Adana'da özel bir hastanede sekreterlik yapan 32 yaşındaki Medine Emeli, kızı Azra'dan 8 yıl sonra ikiz bebeği olacağını öğrendi. Genç anne ikiz bebeklerini beklerken bir anda Covid teşhisiyle neye uğradığını şaşırdı. Şimdi vermesi gereken savaş bir değil, 3 kişilikti. Kan tahlillerim de bozulmaya başlamıştı. Kanda pıhtılaşma seviyem çok yükselmişti. Artık doğum yapmam gerekiyordu. Pozitif çıktığımdan dolayı doğum da yapmam sıkıntıydı. Emeli'nin 3 kez pozitif çıkan testi sonuncuda negatife dönmesiyle endişeli süreç sona erdi. Medine Emeli iyileştikten 3 gün sonra doğuma alındı. Kabus dolu o günler geride kaldı. Zorlu geçen bir gebelik sonrasında görmüş olduğunuz gibi artık ikiz bebekler dünyaya geldi. Emel ailesi ise şimdi onları sağlıklı bir şekilde büyütmenin telaşına kapılmış durumda. Çok şükür atlattık o zorlu günleri. Şimdi muhteşem görüntüler izleyeceksiniz. Hem de Türkiye'den helikopterle kayak turunda. Avrupa'da artan Covid vakaları nedeniyle kayakçıların tercihi Kaçkarlar oldu. Heliski sporu için geçen yıldan daha fazla başvuru yapıldı, otellerde yer kalmadı. Geçen yılın üzerinde de bir ilgi ve katılımcı söz konusu. Umarım en sağlıklı ve güvenli şekilde bu dönemi de, bu sezonu da tamamlarlar. Helikopterle kayak, yani heliski sporcuları Alp Dağları yerine Kaçkarları tercih etti. Artan vakalar sonrası ideal bir alternatif arayan yabancı Rize'de karar kıldı. Dünyanın dört bir yanından gelecek profesyonel sporcular Rize'de buluşacak. Parkurun Kaçkar'ın zirvesinden dağın yamaçlarına inen parkurdaki kişilerin o görüntüleri paylaşmaları, izlenimlerini, deneyimlerini paylaşmaları diğer bu alanla ilgilenen kişileri de teşvik edici oluyor. Bu yıl yarışlara geçen yıldan daha fazla başvuru yapıldı. İki hafta sonra başlayacak heliski sebebiyle oteller şimdiden doldu. Heliski yapmak için kişi başı 10 bin euro ödeyen sporcular Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarında adrenalini doruklarda yaşayacak. ATV bomba gibi bir yapımla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Sürükleyici konusu, başarılı oyuncu kadrosuyla merakla beklenen dizi Maraşlı'nın ilk bölümü birazdan sizlerle olacak. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Bir adam yardım etti. Bilmiyorum adını. Saftı. Kız fabrikada fotoğraf çekerken
başını belaya koydu. Kız bir cinayet görmüş. Öldürülen bir savcı. Kızı öldürün. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet. Adım Araçlı mı? Mahur. Yolu açık olsun, Maraşlı şimdi başlıyor. İyi akşamlar.